Evet son günlerde çok konuşulan bir iddia var o da şu. Cemiyet Hayatı'nın önde gelen isimlerinden Dilek Ertek çok bilinen bir markanın da Türkiye distribütörü. Evet. Ee, Dilek Ertek'in bir aşk gemisinde yaptığı bir kruz gemide yaptığı evet. bir seyahat ve ardından yaşanan gelişmeler konuşuluyor. Çünkü öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Evet. Ölüm şekli çok esrarengiz şu an bulunamıyor Dilek Ertek ee, ve hatta odasındaki mücevherlerin ve takıların da olmadığına dair iddialar var. Yani e, sevgili Pınar'ın olay açıklamaları evet. olacak çünkü Pınar e, şahsen de tanışıyor daha önce alışveriş evet. de yaptın değil mi evet, yakın evet. çevresinde tanıyorsun tabii, tabii, ailesini. Tabii, tabii. tabii yani hepimizin cemiyet hayatından da Hı -hı. tanıdığı çok değerli bir hanımefendi kendisi. Aynı zamanda çok önemli bir markanın hı hı. mücevher markasının da Türkiye distribütörü Tiffany'nin. Tiffany. Evet. E, zamanında da çok e, alışveriş yaptığımız e, bir e, kişi kendisi. Şimdi kafamı kurcalayan bu konuyla alakalı üç tane e, şey var, soru var. Birincisi, dilek hanım 5 Kasım'daki doğum gününü kutlamak için e, sevgilisini de yanına alarak böyle bir gemi seyahatine çıkıyor değil mi? Evet. Sevgilisi de ona eşlik ediyor. Evet. Sevgilisi de ona eşlik ediyor. Çünkü çok doğal bir şey. Doğum gününü sevgilisiyle kutlamak istiyor. Değil mi? Evet. Bunda bir sorun yok. Ama ne oluyorsa 25'i gecesi 26'sını yani 25'ini 26'sına bağlayan gece e, kamerasından balkonun Kabara. kamerasından balkonundan veya penceresinden Düştüğü söyleniyor. Şimdi iki tane şey kafamı kurcalıyor burada benim. Balkonundan. Balkonundan düşüyor. Evet. Şimdi bakın e, Kruz'da seyahat ettiniz tabii mi bilmiyorum. Tabii evet, ettim. Ettiniz. Hı -hı. Kruz gemilerinin e, kameraları yani birinci sınıf e, kameralarında balkonlar vardır ama balkon camlarının seviyeleri neredeyse hani orta boylu bir insanın omzuna gelecek kadar bir metrenin üzeri yani Üzeridir. diyebilir miyiz? Evet, evet, evet. diyebiliriz. Evet. Çünkü bu güvenlik açısından çok önemlidir. Evet. Bütün kruvaz gemilerinde bu bir kuraldır. Ve Hı -hı. ayrıca o camlar çok büyük dalgalara da maruz e, kalırlarsa diye çok sağlam yapılmışlardır. Yani ne bir şekilde Hı -hı. kırılabilir, ne bir şekilde oradan evet. başınız dönüp de düşme şansınız olur. Ancak e, ayağınızın altından biri Hı -hı. tutacak sizi veya o itme, itme da, olacak evet. veya sandalyenin üstüne çıkıp e, atacaksın kendini. Bundan ibaret. Yani öbür türlü yanlışlıkla düştü müştü diye bir şey olamaz. Evet. Bu bir. İkincisi e, şimdi sen eğer sevgilinle bir tatil yolculuğuna çıktıysan yani şimdi burada kalkıp da etik ahlaki değerleri tartışmayacağım. İşte sevgilinle aynı kamer kamerada kalır mısın, kalmaz mısın? Tartışmıyorum. Buraları geçiyorum. Hepsi yetişkin insanlar Hı -hı. artık, belli yaşa gelmiş Hı -hı. insanlar. Şimdi bir insan sevgilisiyle tatile çıktığı zaman ayrı kam kamera tutar mı? Tutabilir. Var. Örnekleri var. Ben ya ben, ya Allah ben Allah, sen sana, bir tatile çıkıyorsun, eğlenmek için İsmet, çıkıyorsun. İsmet Berkan'la evlendim, Michael'la İsmet Özhan'la evlendi, mankenle yatak odasını almadı. Adam onun için boşandı. Yatağını almadı. Bazı ya, tamam bazı da. bazı insanlar öyle. Ama şimdi sen bir tatile çıkıyorsun? Özel bir şey eğleneceksin, tuvaleti, bak, sevgilinle vakit geçireceksin. Tamam, Söyledin, ben de söyleyeyim. Tuvaletini, banyosunu paylaşmıyor kocasıyla. Bazı insanlar var öyle. Hmm. Bazı özel insanlar var. Onu da altını çizelim. Yani herkes illa yatağını paylaşmıyor. Onun dökülen tüylerinden rahatsız oluyor kıllarından. Ay o zaman yani sevgilisiyle neyse. Konumuz o değil. Ama evet. yani benim kafamı kurcalayan şey. Yani bunları da göz önünde bulundurmak istiyorum. Artı tamam kamera ayrı. Şimdi 20 saat bir ortadan kaybolma olayı var. Tamı tamına 20 saat hanımefendiden... Ee, bir ses bir görüntü hiçbir şey alınmamış okyanusun dibindeymiş o zaman düşmüş bir saniye Aa. şimdi şimdi şunu sorarlar adama bir insanın sevgilisi evet. değil mi 20 saat evet. bir insandan Nasıl haberdar olmaz veya nasıl onu merak etmez? Yani iki saat zaten e, bakma çok büyük e, gemiler bunlar ama herkes birbirine çıktığı zaman belli bir fuayede belli bir yerde. Ve bu tip kaybolma ihtimalleri de düşünülmüştür değil mi? Özel her türlü var, özel durumlar var. E, güvenlikler var, tabii güvenlikler tabii var. var bankolar öyle. var. Kendi tabii. cep telefonları var. Birbirleriyle haberleşiyor Haberleşme insanlar. Haberleşme olayları yolcular, var. Sevgililer, yani anlatabilirim şey 20 saat. Şimdi sen sevgilisine sorarlar bunu. Senin hayatındaki insan 20 saat kayboluyor ve senin bundan hiçbir şekilde haberin olmuyor. Merak bile etmiyorsun ama sen bu insanda tatile çıkmışsın. Her ne kadar ne olursa olsun kameran da ayrı bile olsa 20 saat değil, 2 saat benim hayatımdaki insan ortada görmesem ben giderim bunu yetkililere şey yaparım, kamerasının ka kapısını Yok, çalarım. Yok bu kadın dersin nerede? Dersin yani nerede dersin, yani? dersin değil mi? Bu da 20 saat sonra, bir olan. 20 saat Kaybolduktan 20 saat sonra e, kaptana bildirmiş. Onu söylemek istiyorsun değil mi? Onun sevgilisi 20 evet, saat sonra. 20 ben saat demiş, sonra. Dilek Hanım'a ulaşamıyorum demiş. Ne zamandır görüşmüyorsunuz Dilek Hanım'la? En son ne zaman? 20 saat önce görüşmüştük. Evet. Şimdi ikincisi, evet. ikinci soru. Dilek Hanım'ın mücevherlerinin bulunamadığı söyleniyor. Ki bu Dilek evet. Hanım lavaboya bile giderken takıları üzerinde oluyor. Tamam, çok güzel. Evet. Madem şöyle bir şey var. E ee, Bu tip gemilerde e, her yer kamerayla dolu. Evet. Yani yemek yediğiniz salon, koridorlar, evet. bir tek işte kameraların içerisinde yok kamera. Evet, ka kameraları gören kapıları kapıları gören kameralar var. Var ama odanın içerisinde yok, yok yani. Ama, şu, ama o, odaya yok. En son, o odaya en son kim girdi? Kim çıktı? Kim çıktı? Bu kadının veya, denize birisi mi gitti? falan. Kadın odasına kim girdi? Bu biliniyor. Şey. Tarihçiler bunu biliyorlar. Herhalde Türk yetkililere de bunu belirteceklerdir. Evet. Ve şöyle bir şey var. E, ee, mücevherlerin yanına almadığı söylenmiş. Yok Şimdi, yok yok mümkün bir şey. Bir kadın, dakika. Kadın, Çok basit bir şey. Kadının arkadaşıyla İllaki konuşsunlar. İlla ki görüntü kayıtları yok. vardır. İlla ki o kadının taktığı tabii, tabii, boynuna tabii. Tabii. küpeleri bunlar çok kolay tespit tabii, edilebilecek tabii, tabii. şeyler. Evet. Bunu da belirtmek istiyorum. Telefon çekilmiş olan bir fotoğrafı vardır. Oraya tabii. içeri giderken görüntülerindeki tabi bakılır. Sev... Tabii, tabii. Sen İsviçre'nin sevgilisi mi onu ortadan kaybetti diyorsun. Bu işin sorumlusu o mu diyorsun? Çünkü ee... bu kadın Dilek Hanım kaybolduğu zaman o 20 saattir görüşemiyorum ben diyor ya. O 20 saatin başladığı zamanda böyle gece şey. saat 03 02 pardon çünkü onda 10.30'da on uyurmuş bu nerede olursa olsun 02 02 30 o sırada çekilen bir görüntü var kamera geminin dışındaki kameralar gemiyi dışarı dışarısını gören kameralar hmm. incelendiğinde bir kadın dilek hanımın olduğu balkondan dairesinin bulunduğu balkondan denize düşüyor bir gölge düşüyor gecenin o karanlığında bir gölge hmm. olarak görülüyor yani o kadını birisi denize attı ya da kendisi atladı yani bir görgü tanığı var bir görgü tanığı yok Kamera kamera, kamera geminin görüntüsü. kendi görüntüsü geminin Gemini kendi, kendi kamerası bir gölge halinde bir şey denize düşüyor bir insan vücudu denize düşüyor bir gölge halinde görülüyor gece karanlığında mehtap olduğu kadar görüyor işte şey eee ışık o kadar aydınlatabiliyor. Sen şey diyorsun ki bunu o zaman bu intihar değil ki yani kendi şey attı, isvişeli sevgilisi attı Vallahi diyorsun Vallahi ben bunu intihar olduğunu asla düşünmüyorum. E, bu konuda kesinlikle e, çok büyük şaibeler var ve e, İsviçre'de sevgilisi zaten Tahitili, e, yani önce ilk sorgusu gemide yapılmış hı hı. E, kişinin. Sonrasında da zaten İsviçre'ye iadesi yapıldığında da İsviçre'li yetkililer de Kendi biniyor gidiyor uçağa adam işte, Tayyip'le Dursana Tayyip'le bu olay tabii, kadar Maden Ama sevgilisi. İsviçre'de de sorgulanıyor Dursana. yalnızca şöyle bir durum var e, gemi mürettebatlarından birkaç kişi aile böyle bir şey duyum yani böyle bir sorguladıklarında sevgilisinin çok şaibeli tutumlar sergilediği, Tutarsız davranışlarda bulundu Aa, ve tutarsız belirtileri laflar, göstermiş belirtilerini göstermiş. Panik, evet. Panik e, kaygı durumu, ka bozukluğu, bozukluğu evet. konuşma güçlüğü, korku. Güçlü, korku Muhtemelen ele vermiştir kendini. Evet, bu aile evet. çok güçlü yani bir aile. Olsa Ciddi şaibeler var bu, evet, bu konuyla Gökçe, alakalı. Gökçe Atuk oğlu çok güçlü bir iş adamı. Çok güçlü bir aile. Evet. E, İsviçre'den e, bunu bizim devletimiz ara bu adamın orada ifadesinin alınması gerekirse Türkiye'den müfettişlerin gidip ki giderler. Türkiye'den polislerin, polis müfettişlerin gidip İsviçre'de bu adamın ifadesine katılmaları mümkün. Şimdi benim aldığım bilgileri de paylaşayım size. Sosyetiden çok iyi tanıyan bir hanımla ismini yazmamak kaydıyla konuştum. Bana şu bilgileri verdi. Dedi ki bir kere Dilek Hanım çok mutlu bir kadındı. Yaşamayı çok seven, oğlunu çok seven ve torunlarını çok seven, torunlarına çok düşkün bir kadındı. Ee, neden kendisini kaybetsin Neden böyle Canına bir şey kıyma yapsın Canına ihtimali yok neden, diyor. Mutlu neden? Bir Evet, kadın. evet ve daha yeni bir ev satın almıştı. Altını çiziyorum. Hı. Daha yeni bir ev satın almıştı. O evde dilediğince döşeyip yaşama hayalleri kuruyordu. Ee, en son konuştuğumuzda bu şeyden gelince, Tahitin Büyük Okyanus'taki bu kuryuluk seyahatinden gelince o evle ilgili hayalleri olduğunu anlatmıştı diyor. Ee, ve ve e, dilek Hanım'ın oğlu Gökçe Atuk. Şu anda Tahiti'de e, oradaki polisle bu olayı aydınlatmaya çalışıyor. Gökçe Atuk yanında çalışanlara bu konuda hiçbir şey konuşmayın. Bu konuda hiçbir şey konuşmayın. 10 gün bu kazayı Dilek Hanım ortadan kaybolduğunu bizzat oğlu e, çalışanlara tembihlemiş ve gizli kalmasını istemiş. Ve 10 gün bu olay gizlendi. 24 Temmuz'da meydana gelen bu olay. 10 gün süreyle e, Türk medyasından, Türk halkından, kamuoyundan gizlendi. Bu da bir ilginç durum. Tekrar altını çiziyorum. Hmm. Oğlu hmm. bizzat, oğlu Gökçe Atuk bizzat çalışanlara, yanında çalışanlara ve Dilek Hanım'ın çalışanlarına Neden? işte soruyorum. Dilek Hanım'ın çalışanlarına e, 10 gün e, yani hiçbir kimse bir şey söylemesin. Hiç kimse annemin kaybolmasıyla ilgili bir şey söylemesin de tembih etmiş. Sıkı sıkı tembih etmiş. Ne zaman ki artık Mızrak çuvala sığmayacak hale gelmiş, o e, basına Tahiti'de de sızmış ve dolayısıyla ajanslara sızmış, bizim basınımıza geldi haber. O zaman artık Gökçe Atuk da e, bir şey söylememiş. Gökçe kadın Atuk da zaten bir oradaymış. Kadın, Onu da geçtim. E, yani günlerdir yok bu kadın. Evet. Yok. Yani. Annesi. Hem cinayet, hem e, öldürülme ihtimali üzerinde duruluyor. Evet. Hem e, bir hırsızlık konusu soygun söz konusu iddialara göre. Tabii. Yani, bir kadar bir... yani. Evet. Bu, bu, bu kadar e, oğlu, gizli kalabilir ki yani? Evet. Nereye kadar gizli olup faslı verebilir? Evet, oğlu bu olayın 10 gün süreyle duyulmasını neden istemedi? Bu da çok ben hmm. oğlu olsam benim Ben, ben dünyayı yakarım ya. Evet. Ben dünyayı ben, yakarım. An benim anneme böyle bir şey olsa. Türkiye o, o kadar vergi veren bir kadın bu bir an evvel Türkiye'nin ayağa kalkması için, yetkililerin bu konuda girişimde bulunması için annemin durumuyla Şöyle ilgili... Şöyle olabilir. Elimden ne geliyorsa bir an evvel yaparım. Ne demek Şöyle bunu o olabilir. Gün bir iş kadını ya kendisi. Hani şimdi tam orta, yani tam olay açığa çıkmadan veya tam algılayamadan hani böyle bir dedikodunun yayılmasını istemiyor olabilirler Bunlar orada yani çünkü. falan geç anne anne ya başka yani bir duygusal şimdi tabii bağ var ki yani mesela ayrı mesele İnsan muhakkak düşünüyor. onlar kendi açılarından bunun araştırmasını çok derinlemesine zaten yapmışlardı bence. Konuşmak ama şu belki. bir gerçek ki bu katil kimse çok güzel plan yapmış. Agatha Christie romanlarını bilir misiniz? Bilirim, evet. çok da okudum. Evet. Evet. Şimdi öyle bir plan yapmış ki Agatha Christie romanlarını geminin gibi. iç mürettebat, yani geminin iç planını, mürettebatın ve prosedürleri çok iyi bilen birisi bu, Bilal Beyciğim. Bu çok iyi planlanmış Aşk bir şey. Aşkın ile mi hiç Pınar. Bindim. Bindim. Bindedim. Kiminle bindim bunlar? Aşkımla bindim. Güvendiğin bir insanla bindin değil mi? Tabii canım. Herkesle bilinmez. Hayır. Ya düşünebiliyor musun herkesle nasıl yani zaten evet. gidiyorsun 20-30 gün bayağı bir yani Karayip Adaları oralar buralar. Dilek Hanım da güveniyordu İnsan sevgilisine güvenmeyecek kime güvenecek? Ama bir dakika giden. burada bir şahibi işte var bir, bir plan bir... var yani insan sevgilisiyle gittiği bir yere aynı kameralarda niye Şimdi, kalsın? Bu arada sadece sevgilisiyle yalnız oldukları bir ortam değil bir ihtimal unutuluyor yüzlerce kişi var orada. Her her ihtimal o yüzlerce kişi değerlendirmeli. bakın neden sadece ayrı kamera ki? neden aynı kamera? Hayır, kadını gözüne kestirip de bunu yapmış olan başka insanlar olabilir. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor o kruz gemisine. Öyle şey olmaz oralarda. Bir, yani yakını birisi mi yaptı diyorsun? Bunu ben, yaptıysa bence yakını birisi evet. mi yaptı? İlla aynı kamerada mı kalması lazım? Evet. Ben... Ya zaten Allah burada benim soru işareti var. Ve olay ne oluyor? Kamerada oluyor değil mi? Odasında oluyor. Çünkü diğer yerde hiçbir şey yapılamaz. Aynı Çünkü kamerada, her yer kameralarla izleniyor. Aynı kamerada, aynı yatakta. Nefes nefese. Titanik'te de böyle bir şey olmuştu değil mi? İlal Beyciğim çok Kaçar, kaçar çok sıkarsan çok güzel düşersen kaçar. Zaten evet. çok sevmediğin bir insanla kuruza tatile gitmezsin. İstemediğin ya. bir insanla gitmezsin yani. Gitmezsin doğru söylüyorsun. Bir geminin içerisinde kaçacak yerin yok ne yapacaksın? Vallahi çok sevmekte de başı bela. Çok üzücü bir konu. Yani tam bu katilin isteyebileceği bir, bir ortam. Ve e, başarılı e, bir e, olay söz konusu. Çünkü prosedürleri de çok iyi bilen biri olan kadına oldu. Allah rahmet eylesin diyorum. Yazık Allah oldu. Daha şey bulunamadı. Ama, Ama şöyle kaldık, de kaldıracak. bir durum var. Bakın Ay, arkadaşlar. Allah. Bu cenaze geminin içerisinden de çıkabilir. Hadi canım sen de ya. Denize düşmüş. gölgü var orada denize düşerken. Kim görmüş? Kim görmüş? Bu... Cenaze geminin içerisinden de çıkabilir. O gemi çok iyi araştırılması gerekiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Akıl oyunları. Biraz Aa. evvel Survivor'da akıl oyunlarını konuştuk. Şimdi bizi nerelere sürüklüyor? Cenaze diyor geminin içinde diyor evet. ya. Evet. Şimdi şey ben bu bütün ihtimali, gece bunu düşüneceğim. Bu ihtimali lütfen düşünsünler. Las Vegas'ta soygun filminde olmuştu ya. Bir evet. video koyuyorlar. Tabii o videoda gördüklerin gerçek değil. Hırsızlar. O videoda başka şeyler. Gerçekte ise düşmemiş olabilir diyor. Kadın Tabii. O bir video konulmuş olabilir Tabii. diyor. Bazen Her şeye, şeye, şeyler. Kamera, güvenlik evet. kameralarında. Evet. evet. Düşmemiş Zaten olabilir. Zaten bir gölge Çiğde deniyor. Lazım. Gölge ne? Her evet. şeyin gölgesi olabilir. Kuş uçar, kuşun gölgesi bu olabilir tip yani. Bu hiç Bence insanlar da çıkabiliyor. Çıkabiliyor. O yüzden yani. o geminin evet. iyice araştırılması lazım. Evet. İyice bakılması lazım. Evet. Aşk gemisinde ne yaşandı acaba? Ya. Evet insan korkuyor da şimdi bu tür gemilere binmeye. Bundan da korktuk, bundan da olduk. Görüyor Eyvah. musun? Nasıl gideceğiz kuruzlara? Yok, gitmeyeceğiz. Kuru, oturacağız evimizde anacığım. <laughs> Kuruzu, <muruzu> unutun. <gülüyor> Unut. <gülüyor> unutun. <gülüyor> unutun. Bırakın. Evet.